kendinden iri biri geldiğinde o kişiye karşı kendini nasıl savunursun? Düşsene, burnundan atıyor beni. Merhaba, ben Burak Yılmaz, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Burak Yılmaz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayız. Her zaman istenen bir videolardan biriydi bu. Ben de vuracağım sandım, yemin ederim. Ben de uzun sağına sonunda belli olmuyor. Geliyor arada bir tane patlatıyor, canım acıyor sonra. Ben gözümü kestirdim onu. Yandık o zaman bugün. Abi şimdi genelde YouTube'da en çok aldığım sorulardan biriydi. Kendinden iri biri geldiğinde o kişiye karşı kendini nasıl savunursundu? Ben de gerçekten bunu en çok merak eden kişilerden biriydim ki bunun tecrübesini yıllarca yaşamış biriyim. Yemin ederim kes desen kesmezler. Dur bir dakika, ben şuraya bir bakayım abi. Genelde kendinden iri biriyle dövüşmek benim en çok merak ettiğim konulardan biri ki benim başıma en çok gelen sorunlardan biriydi küçük yaştan bu yana. Ergenlik döneminden bu yana. Evet, küçük yapılı bir tip olduğum için abi genelde bir kişiyle kavga etmek istediğinde direkt bana sataşırlardı. Adam beni seçerdi ve burada ben büyük sorunlar yaşardım. Ya örnek veriyorum, bu adama gidip kolay kolay kimse çatmaz. Hatta geçen hikayen hatta arabadan durdum dedi. Durduğumda adam bana artistik yapan adam, abi kusura bakma falan demeye başlıyor. Yani ben de şahsen geldim de baksana yani göğsüne geliyorsun adamın yani. Bir kolay. Sıfır önde başlıyor işte. Bir arabadan psikolojik men baskı uyguluyor karşı tarafa. Birazdan göreceğiz ama. Bence 3-0 önde başlıyor. Özellikle bu tarz bir adam dövüş sporlarıyla ilgisi varsa ve biliyorsa, birazcık da olsa biliyorsa sıçar yani, içinden geçer adamın. Bunu Umut abi videolarında da görüyorduk. Nasıl o iri yapılı olmasının, hızlı olması ve çevik olmasının faydasını gördük. Bir de abi ben böyle sürekli elbiseyleyim ya. Bu elbiseyle kim der ya, bu çocuk Türkiye 3.'sü olmuş, Türkiye 5.'sü olmuş. Tabii ben vücut geliştirmede şampiyonluğum var yani. Harbiden psikolojik sorun oldu. Artık baktım iş içinden çıkamıyorum. Adam eziyor abi beni kıyafeti olunca böyle. Ha sen de spor yapmıyorsun böyle hani şey görünüyor. Dur, ben çok zorluklar yaşadım. Belki sen konuşarak çözebileceğin konuyu adam geri vites satacak. Ben kavga ederek çözmek zorunda kalıyorum. Tabii. Bu benim kavgayı çok sevdiğim için değil. İnanın. Zorunda kaldığım için oluyordu. Senin için dezavantaj. Bu arada sizlere de mesaj, hani öyle kavga edin, gidin, çatın. Her iri gördüğünüz adama dalın demiyoruz. Başınıza böyle bir durum gelirse, adam da boy pos olarak sizden uzundur. Bu şartlarda böyle bir şey başınıza gelirse verebileceğiniz tepkiler. Şöyle bir açıklık getirelim olaya tabii ki de. Murat abi tanıştırayım, ben bu arada öz kuzenim. Hiç benzemesek de boy pos olarak evet, kendisi benim kuzenim. Herhangi bir spor dalıyla uğraşmış şu an. Birazcık fitness yapıyor ama ona da yeni başladı. Yeni, evet. Bilen bir kişi bilmeyen bir kişi karşısında gelirse ve boy farkı yani böyle olursa hani nasıl bir tepki verir? Sonuçta 115 kilo. Genelde göstermediğimi söylerler ama. 69 yani arada çok ciddi bir çok ciddi. Baba oğul. Ağzıma sıçar aynen dayı. Ne babası? Ağzıma sıçar, ikiye böler normalde. Normal şartlarda ikiye böler. Demeceğiz. Hani sporu bilmiyorsan ama dövüş sporunu biliyorsan ve bu konuda pratiğin ve yeteneğin varsa orada işte bir dur diyebiliyorsun o kişiye ki bakalım burada neler çıkabilecek, bunu hep beraber izleyelim. Tabii. Ben şahsi fikrimi söylüyorum. Bence bu tarz bir adam geldiğinde kendim adım hani arabadan indi geldi. Hadi ben niye önümü kessin muhabbeti var diyelim. Hı hı. Ben bir kere böyle bir adamı hiçbir şekilde içime sokmam. Sokmamak lazım. Buran da söylediği gibi hani sokakta ring kuralları geçerli değil. Tabii, belden aşağı vurabiliyorsun, sırtına vurabiliyorsun, ensene vurabiliyorsun. Küçük boylu bizim gibi Burak'la bizim avantajımız distans, uzak durmak. Bence en sağlıklısı o. Önce vur kaç, ya vur kaç şansımızı gerekiyor. Deneyeceğiz işte. Yani başka bir şey yok. Ben ne yaparım abi? Söylüyorum. Push kick özellikle. Cildin ama. Hayır. Bu adam yer mi push kick? Hayır, gerçekten işte bir denememiz lazım abi. Ya ben hakikaten bir iki hani bu... Adam öldü amına koyayım. Yemi şey abi. Hayır, yok yemedi vallahi, yemedi. Duvar gibi. Duvar gibi yani vuruyorsun. Hayır onu diyorum. Sen de geri gidiyorsun. Yani. Vurdu lan. Hayır vur, sen de vur. Getirmişsin kuzenini. Gerçek abi, bir şey olmaz. Vur abi ya. Vur. Bildikten sonra sorun yok. Yani. Hani kavga başladı. Ya uzak başladı. Abi harbiden yok ya. Ya yok zor. Yemez. Push kick yemez. Benim savunmaya geçtiğimi düşündüğün zaman daha tabii sen de agresifsin. Böyle durmayacaksın. Yok, push kick yemiyor arkadaşlar. Bence yemez. Ben yanıldım bu konuda. Sen ne yaparsın? Ciddi konuşayım, herhangi bir ağrı hissetmedim. Vallahi abi. Yani bir de adrenalin içerdiği noktada sen hiç hissetmezsin. Tabii. Ya pushsa da hani adam tam üste gelirken bir de onun 115 kiloluk adama dediğim gibi push atar. O gelirse geri teper yani. Arka aynı bölgeye gelmesin. Hayır, geri teper. Ay biraz da acıtmasa da korkutuyor ama o güzel bir şey. Ondan değil ama geri teper. Ne bileyim hani şu çok şans vurmak için büyük bir alan var. Bizim evet. Avantajımız o. Evet. Olgun İnan var mesela, çok iyi bir boksördür. Kısa boyludur. 1.67, 1.77. Almanya'nın yani en genç
boks şampiyonluğu olmuş biri. Burada ders veriyordu. Adam diyordu, ben diyordu kalıplı adamı çok severim diyordu. Çünkü niye? Vuracak çok fazla yerim var. Bölge yani. Var. Doğru. Bölge. Yani ister istemez gerçekten sonra... mide, karaciğer, dalak, böbrek inanılmaz. Abi kadın doğru söylüyor. Sancı yapan, nefesini kesen şeyler. Biz evet. Alışmışız hep yüze vurayım buraya. Bir de yani çıplak elle sen vurduğun zaman kendi parmakların da gidiyor. Evet. Hani onun da şey var. Ama mesela atıyorum hocam hani midene hani... Kesti değil mi? Yani, biraz kesti. Bu hani vurmuyorsun. Şu anda biraz bir şey abi nefes. Daha midesi bulanmıyor. Yok, da yok bu düşün hani yavaş vuruyorsun. Bunu o adrenalinle hani... Tam bir oturtsam mıydı? Yıkarsın adamı. Hayır mutlaka çöker. Bir de sen hazırsın. İnan böyle bak Umut Hoca beni yakaladı. O diyafram vuruşu dediğin. Abi. Boşlukta hani adam geliyor sen ne diyorsun ben derken bam. Bam diye bir koydu bana abi diyaframa. Kusarsın. Ya gittim ya nefesim gerçekten falan kesildi. Biraz ben bittim benim karnımda ağrı oluştu. Midem abi şahsen. Hani sen daha bir ara dönelim ya low kick. Hayır. Ama buna izin vermemeli tabii uzun boylu birisi. Ya işte abi sokakta adam tutar, yönünü atar, çevirir. O yüzden yanlış anlama 115 kilo. Beni kaldırsana daim bir. Kaldır. Çocuk gibi al atar yani. İstediğin kadar şey mi? O zaman atlamıyoruz abi. Ne dedik? Adam o da eşek gibi durmayacağı yine. Çünkü bak az abi, önce adam ben... hızlı atik bir adam. Bak atik... işlemiyor da. Hayır işleme aldı işte. Az önce beni gerçekten çocuk gibi kaldı. Yani zaten burada bir şey bilmek, %100 uygulayabilmek anlamına gelmiyor. Tabii. Tabii burada ki bir nevi sokak çok farklı bir psikoloji. Biz şansımızı deniyoruz burada. Evet. Tutar tutmaz yani. Ha sokaktaki adam da öyle bekleyecekti. Haklısınız. Ama 10 teknikten biri tutar ki bu maçta da böyle. Biz tabii sparring ki yapıyoruz. Maça çıkıyoruz Tunç abiyle. Bana 10 teknik gösteriyorlar. Abi teknikte çoğu gösterdiğini kullanamıyorsun. Hep direkt yumruklar, karaciğer çalışıyoruz. Niye? O psikoloji, o adrenalin çok farklı. O anki sinir, stres. Daha da farklı. Eli ayağı titriyor adamın. Olsun bir tane denk gelirse diye. Yoksa... Ha, bir, aynen ama o bir tane denk gelirse işin rengi boyutu değişiyor. Rengi değişiyor. Aynen. Ben şahsen dediğin gibi mesafemi koruyup hani push kick diyordum ama böyle bir adama push kick yemez abi. Yakalandığın zaman sıkıntı bence yani. Bence dediğin gibi katılıyorum sana. Low push. Low daha mantıklı. Çünkü zaten hani çok fazla tekme. Hani geldi mesela mesafeni korudun. Hı-hı. Adımla mesela düşsün. Şuraya attın. Ağrıdı. Hayır ağrıdı. Mesela çok sert de vurmadın. Hani hızlı vurduğunu düşün. Ya bayağı bir fark ediyor. Ben... O sırada zaten döversin adamı da yani. Yani. Bilenlerin low kick yemesi alışkın oluyor da. Ama bilmeyen bir kişi low kick'i gerçek anlamda yediğinde evlat acısı söyleyeyim yani. Öyle bir ağrı yok. Gerçek bir dövüşten o adama attığın low kick'te inan bıçak gibi o kası kesiyor. 10 gün 15 gün. Şöyle yani o adam üzerine böyle gitmek zorunda kadar. İstediği kadar o zaman uzun olsun benim bence. 2 dakika oldu vuralı. Şu an yeni yeni kendine geliyor. o sırada adam seni bitirir zaten. Çok sen misin abi? Teşekkür ederim. Vallahi yok sağ ol. Hayır ondan değil ya biz şans deniyoruz. Tabii ki de dediğim gibi az önce de söyledim. Aldın beni çocuk gibi attın. Beni bir yakalasan sıçtın. Ya bizim, mesela peki ben yakalama esnasında ne yaparsın? Beni, çalıştığım iş yerinde ben kavga ettim mesela. 5 kişilerde elimi bir çırptım böyle hepsi bir yere daldı evet, mesela. O sinirde. Vallahi bak çok sinirlenmiştim. Vallahi şu an sende tırsıyorum. Yani ben de bu kadar uzun bir adamla çok biliyorum. Biz ringçi bir sık beni bir şey yap mesela. Hani yapacağım. Bittin mi? Adam üstüne düşse bit. Değil mi? Yani. Sıkayım mı direkt yani? Sıksan abi. Ben kurtulamam. Ben kurtulamıyorum. Sen bir de bunu hani sinirliyken yaptığını düşün daha da güç basar. Tabii canım orası öyle. Sarı sadece abi Tunç abi. Bir sarılalım bir. Yemedi. Yok abi. Çok zor tabii ki de. Hayır nasıl yakalarsa hani yakaladı abi. Dediğim gibi bence hani bu mesafede yakalayınca hani çok zor. Sen bir dene. Abi yakalasana beni gerçekten. Dur ben bir deneyeceğim abi. Çene şey abi. Yakala abi beni bir. Yakal. Abi. Yemiyor abi yok. Yemiyor. Adama yemiyor. Hani bu adama bu güçteki bir adamın çeneye yetmesi yok. Mümkün değil. Bak mesela çok değişik bir şey var. Şeyle alakası yok. Buradan sık abi istediğin kadar sık mesela. Şu abi refleks burnunu yakalayınca burnuna el gitmiyor ki başkan. Bu çok uzun amına koyayım. Kısacası böyle bir adam gördüğünüzde önce özür dileyin. Hadi kusura bakma ben bir hıyarlık ettim. Özür dilerim deyin siktir olun gidin dayı. Şansınız uzaktan deneyin. Bir dakika. Benim sık abi deneyeceğim bir şey. Ben bir şey yapmayacağım bu arada. Sadece kurtulmaya çalışacağım. Hayır eline yetişsen mesela bak yo. Kısa boyda müthiş çok bir şey. Çok sıkmak da istemiyorum abi, ya. Sıkıyorsun.
düşsene. Burnundan attığına zaten düşüyor adam. Buranı çünkü çok ama önemli. Bu buruna yetişemiyorsun adamı. Normalde bak seni sıktığım zaman sen nasıl kurtuluyorsun dayı mesela? Tuttuk. Burundan çene denir. Indiriyor. İstediği kadar güçle alakası yok. Çene itince ama bu çok uzun. Bir de insan gibi. Bir dakika biz biraz deneme yanılma yönelimi gibi. Sarıl abi bana. Sarıl yani normal böyle bir adamda dediği gibi bak. Hiçbir şekilde yani sen seni sağ diyor falan bak direkt. Bak. Görüyor musun? Direkt devre dışı adam. Ki orada kolun ağrını armbara bile gidebilirsin. Yapar, sen yap işte. Direkt armbara bile git ama. Ya işte. İri bir adam. Abi beni bir tutsana bir oradan. Merak ettim. Yoksa öncelikle bir kola açmaya çalışacağım. Bakma istemiyorum çok. Sık yok sık. Yok. Yani. Yok işte. Ya, çene yayımı çıkartacak yerine. Hayır gitmiyor. Anam. Çok kıyamadım. Dişim kırılıyor ha. Atıyorum hani burada sen sıkarken aldın. Hani bak, bir sürü şey yapabiliyor. Bak ben de onu denedim. Hani. Hayır ama bunu. Teknik var birader biliyorum kardeşim. Ben de teknik biliyorum. Brezilya jiu-jitsu'dan ama adama yemiyor. Bak sıktı. Hani şey dedim. Geri atacağım çene. O yüzden kafadan kurtaracağım ama. Baskı yükseliyor baktım, bu sefer. Çeneye artık. Olan baskı. Diş kırılıyor. Ya böyle bir kavgaya ben karışsam açıkçası şunu söyleyeyim. Adamı altıma alırım, o şekilde döverim yani. Hiç aynen. Ayakta bırakmam onu. Allah razı olsun. Kul kezer. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Böyle bir adam sana direkt dalmaya geleceği için ilk vuran olmalısın bence. Abi ben tamam. Direkt diyorum, önce ayak. Benim kendi şahsi görüşüm. Uzun boylu adamı ayaktan bence yani abi ben Superman Punch diyorum. Yani niye biliyor musun? Superman Punch'ta mesela bak. Gördün mü? Açtı suratı. Yani böyle adam şey yapmayacağı için. Yani beklemedi aşağı hiç. Vurduğu için bak hiç beklemedi. Aşağı vuru gibi yapıyorsun bak. Vuruyor. Adamı yanıltıyorsun, adam İçeri oraya odaklanırken abi. Adam yumruğu yemiş oluyor zaten. Superman punch. Çünkü böyle adamlar dediğin gibi hani hassas bölgeye vuracakmış gibi gösterip ki vurabilirsin ama asıl bitirici nokta ama bu. Güçlü de olsan, güçsüz de olsan o kavga başlamışsa eğer hani sen kazanmak istiyorsan ilk vuran %50 önde diyebilirim. Bence doğru. De. Bayılırsın kenara. Ben mesela eksi yönümü söyleyeyim. Yüzüme darbe geldi ama ben biterim mesela. Bebek sitenin seni üzüyor mu? Niye de yok. Ne fark eder? Hani kontrolü kaybediyorsun. Yüzden darbe aldı. Onu şimdi göreceğiz. Giyin bakalım eldiveni. Şimdi sokakta, ikisi de sokakta. Tamam mı? Arabadan indi. Trafik ışığında korna çalmış beyefendiye. Beyefendi ben de. Sen yaya. Kendisi yayaymış. Tamam. Sert vurmakta. Serbestsin. Serbestsin. İstediğin sertlikle vur. Çok da vurma. Parçala. Parçala! Kulağımı çınlattın Allah'ım herhalde. Hani yumruk yumruğa bir kavga oldu. Nasıl bir tepki olacak böyle bir 1.90-115 kiloluk bir adam ve 69 kilo bir adam geldiğinde nasıl bir tepki oluşur? Göreceğiz. Gentleman bir maç istiyoruz. Elbisene doydu ha. Fight! İşte ben tekme atasım dedi. Hani mesela aldı bum. Omuza değil biz. Yüze vur. Yüze vuramıyorum, kıyamıyorum işte. Hayır, yüze vur. Kıyma yok, sakın ha, sakın. Sen vur. Sen vur. Hani bak, vur. 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 En sertini vur. Vur abi, vur. Bak. Vur. Bak, çok açtın hani. Çok açtın. Yemin ederim bir şey gitti, iyi misin? Tamam. Biraz şey oldu. Işık gitti mi gördün mü bak bir tane darbe abi. Beyler bak bir sıkıntı darbe yok. İşi değiştiriyor. Kafaya oturan bir darbe ışığı kesiyor mesela, direkt alışkın olmadığı için. Şey olarak da kondisyon mesela şu an yoruldu. Dişini çıkar. Şu an yoruldu devam etsek mesela hani hı-hı. Devam etsek ben bir vurup hani istediği kadar. Kaçacak adam, işte bak demek istediğimiz bu. Demek istediğimiz bu. Kaçacağım anladın? Abi o yorulacak zaten. Bak yakalayamıyor gördün mü abi? İşte böyle bir şey. Sen bir sona birden atlayacaksın hani. Boşluğu yakalayıp. Şu an bak yoruldum mesela. Hop bum. Yeter adam. Mahvetti yeter. Sokakta kavga etsek bir de. Beni yer. İçimden geçer. Yani ama şans deniyoruz. Sözü çok fazla uzatmama gerek yok. İşin özeti şu. Yumruk yumruğa girdiği bir kavgada gördün. Çok güçlü ama yumruk çok atma güçlü. Yeteneği hani boksu bilmediği evet. için şöyle yumruk atıyor. Haliyle bu adama bu tarz bir adama işlemiyor abi. Şimdi o ne yaptı? Vurdu kaçtı, vurdu kaçtı, tekme attı, kaçtı kaçtı, mesafesini korudu. Ve geldi valla bir tane sadece çat dedi yakaladı. Bak nakat oldu yani şeye gitti. Kropide kaldı. Round 2, öyle bilmeyen adama karşı dövüşmek kolay, bir de gelsin bana karşı dövüşsün. Normal abi, boks yapalım. Tatlı sparring. Tatlı sparring. Tatlı sparring. Yani.
yakalanmaman lazım, yakalanma. Yemeği mi? Beyler. Ağlan adamı. Geldi. Yine aynısını yedin ya. Afiyet olsun. Ah. Beklemedin anlamını çünkü. Göç ya. Ah, pardon abi. Ah. Sinirle çıktım. Ama doğru. Yalan sikiyim. Nesine korktum. Arkadaşlar, eğer videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olarak videolarımıza like atmayı unutmayınız. Tunç abi, Murat abinin Instagram hesabını da belirtiyoruz. Onları da takip edebilirsiniz. Kestim de şey belirt lütfen. Ben hoca değilim. Sadece bu işi severek yapıyorum. Hobi olarak yapıyorum. Onu belirtirsen sevinirim abiciğim. Belirtin abi sen. Yani çok sen... Abi belki kesersin mesela. Yo belirtin. Yani evet, yani burada lan o öyle mi vurulur, bu böyle öyle mi vurulur demeyin. Bakın sokak. Öyle ringe çıkmış birkaç arkadaşlara sesleniyorum. Orada böyle mi atılır? Şöyle Umut Avcı'ya da yazıyor da. Sokak çok ayrı psikoloji. Ama bunu ciddi söylüyorum. Öyle yazan herkesle de dövüşürüm ama. Hiç sorun yok. Yok ben... gerçekten hani küfür yazan şey yapan yerimiz de belli, yurdumuz da. Onu da bilsinler ama. Sadece hani öyle ağzına geleni söylemesinler. Yani şunu özetle, ben onun Türkçesi klavye kahramanı olmayın. Evet. Biz burada sokak çok ayrı bir psikoloji. Dövüş sporu bilsen de farklı şeyler olabilir. Tabii gelir ki. Hiç yapmamış bir adam bana bir tane vur devirebilir. Evet. Saygım bravo olur. Yapan adam ama hiçbir şekilde onu da boşa şey yapmayın yani. Bravo. Ya sokaktaki de öyle durmuyor demesinler. Bravo. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayınız. Bah!